Flanşlar ya da saç metal duvarları, ilk sacın oluşturulmasından sonra kullanabileceğimiz diğer saç oluşturma komutlarımızdan birisidir. Bu alıştırmada kullanacağım dosyamı açıyorum. Flanş komutu, sheet metal şerit menüsünün içerisindeki create panelinde yer alır. Flanş komutuna girdiğinizde, sizden yeni saç duvarlarının yerleştirileceği kenarların seçilmesi istenir. Tek tek kenar seçebileceğiniz gibi buradaki ikonu kullanarak kapalı bir alan meydana getiren kenarların tek seferde seçilmesi de mümkündür. Dikkat ederseniz tek bir işaretlemeyle bu kenara bitişik diğer tüm kenarların da seçimini sağlamış oldum. İstemediğim kenarları kaldırmak için Add Select moda geçerim. Kontrol tuşuna basılı tutarak ekranda gördüğünüz gibi bu iki kenarı işaretleyebilirim. Böylece bu iki kenar işlemden çıkartılmış oldu. Daha sonra bu duvarlar için bir yükseklik tanımlanır. Corner bölümüne giderseniz köşe işlemleri ile ilgili seçeneklerin olduğunu görürsünüz. Auto Mitering seçiliyken Miter Gap altında yeni bir değer tanımlayabiliriz. Bu değer kalınlığın iki katı kadar olacak. Miter Gap ile kastettiği şey ise burada daha rahat görebileceğimiz bir özelliktir. Inventor köşelerde 45 derecelik açıklıklar bırakacak. Ve şu anda biz bu açıklıklar için kullanması gereken açıklık değerini girdik. OK ile bu saç kısımlarını tanımlayabiliriz. Yeniden Flange komutuna girelim. Ve yine Loop Select modu seçelim. Daha sonrasında da çizimde gördüğünüz kenarı işaretleyelim. Dikkat ederseniz kenarların yanında değişik semboller gözükecektir. Bunlar bu yeni saç duvarının bu kenar boyunca ne kadar uygulanacağını belirten ve bunları işaretleyip değişiklik yapacağınız bir semboldür. Buna bastığım an bunun tüm kenar boyunca olmasını istemediğimi söyleyeceğim ve bunun için bir offset tanımlayacağım. Inventor otomatik olarak bu kenarın başlangıç ve bitim noktalarını offset için referans noktası olarak kabul etti. İlk nokta 0 ile offsetlensin. İkincisi ile 20 mm değer girelim. OK ile devam ettiğimizde bu saç yüzeyini bu şekilde tanımlayacağımızı belirtmiş olduk. Diğeri için de benzer bir işlem yapabiliriz. Yeniden offset seçeneğini seçiyorum. Bu sefer ikinci nokta için 0, ilk nokta için 20 mm'lik bir offset değeri tanımlıyorum. Ve OK ile devam ediyorum. Burada da OK dediğimiz an yeni saç metal yüzeyleri tanımlanmış olur. Yeniden Flange komutuna girelim. Ve burada görmüş olduğunuz İki kenarı işaretleyelim. Mesafe olarak 6 mm girelim. OK ile bu yeni saç yüzeylerini modele eklemiş oluruz.